Manisaspor bizim için en önemli değerlerimizden biri. Tabii çok komik açıklamalar, komikçe anlatılan şeyler. Aslında 15 senenin ürününün cevapları bunlar. Fındıklı Spor'da yaparlar, Polatlı Spor'da yaparlar. 1994 yılında Sayın Rahmetli Adil Aygül tarafından kurulmuş kulübün futbol takımının geldiği durumlar hepimizin içini acıtıyor. İşte orada bir cümle daha gördüm. Çok da kale almıyorum cümleleri. Orada bir Manisa Spor'la ilgili bir cümle gördüm. Manisa Spor benim için çok değerli. Bugüne kadar sportif nezaketi sağlayarak devam etmeye çalışıyordum ama çok sportif nezaketin sağlanabileceği bir durum değil. Aslında bu konuşmaların başı bir önceki belediye başkanı bile demeye utandığım biri. Bir önceki Manisa Spor'un sporunu bu hale getiren, işte Manisa Spor'un bize dediği, bana dediğini düşünüyorum yani. Ya da önceki yönetimlerle bizlere dediğini düşünüyorum ama getiren, ben bu arkadaşı artık çok kale almıyorum bundan sonra. Onun başı var. Bu işleri dizayn eden, 15 senedir Manisa'daki sporu dizayn eden. İşte geldiğimiz nokta bu. İşte belediye sporu, Fındıklı Spor da yapıyorlar. Başka şehrin takımı da yaparlar. Çünkü çok cesaretliler. Şunu anlatıp cesaretlikleri olduklarını zannediyorlar. Bu 15 sene onlar da başka bir düzen yaratmış. Sportif konular dışına çıkıyoruz ne yazık ki ama bu zihin onlarda başka bir düzen yaratmış. Ben Manisalıyım. 48 senedir Manisa'da yaşıyorum. Manisa'da doğdum. Allah izin verirse bu topraklarda da öleceğim. Manisa Spor öyle kendini bilmezlere yedirmem. Bu önceki belediye başkanı için de söylüyorum. Hala sokak köşelerinde konuşuyor. Ona gerekli cevabı canı nerede istiyorsa, ne zaman istiyorsa verebilirim. Şeye benzetiyorum ben onu. Hani bir Aziz Nesin'in bir kitabı vardır. Orada da filme de çevrilmiştir yani. Zübük karakteri var. Aynen bir Zübük karakterine benzeyen bir arkadaş. İşte onun getirdiklerinin Manisa'daki sporu getirdiği hale hepimiz görüyoruz. Çok sinirleniyorum bu konuşmalara geldiğinde. Artık sportif karakterden de çıkıyorum. Yapılan nokta bu. Manisa halkının parasıyla, Manisa halkının verdiği vergilerle gelmişler bir tesise, çökmüşler. Gerçekten çökmüşler. Yani oturdukları masalar bile Manisa Belediyesi'nin masaları. Buradan spor yönettiklerini söylüyorlar ve hadsizce Manisalılara, Manisa sporlara hakaret etmeye çalışıyorlar ama ben burada olduğum sürece Manisalılara, Manisa halkına, Manisa sporlara hakaret etmem. Sonu ne olursa olsun, bu defalarca söylüyorum, bu Zübük arkadaş yüzünden bu aylar bu araya geliyor. Bir önceki belediye başkanına söylüyorum. Bunu çok net söylüyorum yani. Kentimizin geldiği durum bu. Biz bunları çözmek için varız. Aslında biraz konu Manisa Spor olduğunda sinirleniyorum. Çünkü çok üzülüyorum. Oralara o kadar çok emekler verildi ki gidip tesislerin halini görseniz oturur ağlarsınız. Birçok belediye başkanımız geçti. İşte ben Ertuğrul Dayıoğlu'nu gördüm. Rahmetli Adil Aygül'ü gördüm. Zafer Ünal'ı gördüm. Bülent Kar'ı gördüm. İşte korumayla dolaşırsın yani. Tek başına çarşıda bile dolaşamazsın. Neden? İşte eziyetle 15 senemizi geçirdi. Sportif anlamda olanları söylüyorum ben. Ben bunun karşısındayım. İstedikleri konuştan onların tek yapabilecekleri şey iftira atmak. İşte Manisa Spor'u batırdınız der. Yarın başka bir şey der. Sürekli böyle yönettiler kenti. Ama artık hani dün biri bir mesaj atmış. Mekanın gerçek sahipleri geldi. Evet yani Manisa Sporlular geldi. Onu buradan Manisa Sporlular gönderdi. Konuyu siyasetten bakmıyorum.